Hakan Albayrak, Suriye politikasını eleştirenler tam olarak ne demeye çalışıyor? Vallahi anlamadığım için soruyorum. Polemik olsun diye değil. Türkiye'nin bugüne kadarki Suriye politikasının yanlış olduğunu söyleyenler tam olarak neleri yanlış buluyorlar ve onlara göre doğru olup da yapılmayanlar tam olarak nelerdir? Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş mesela tam olarak ne demeye çalışıyor? Türkiye'nin bugün başına gelen birçok şeyin Suriye politikasından kaynaklandığının tespiti iyi hoş da bundan tam olarak hangi neticeyi çıkarmamız gerekiyor? Ben bunu yıllardır söylüyorum diyor Numan kurtulmuş. Tamam da tam olarak nedir yıllardır söylediği? Ardından gelecek cümleyi umut ve heyecanla bekliyoruz ama gele gele şu cümle geliyor. Keşke zamanında geçerli bir barış perspektifi geliştirilebilseydi. Zamanında geçerli bir barış perspektifi geliştirilebilseydi çok iyi olurdu tabii. Erdoğan, Davutoğlu, Fidan ve daha birçok devlet yetkilisi bu konuda elinden geleni yaptı. Ankara Şam Tahran hattında aylar boyunca mekik dokudular geçerli bir barış perspektifi geliştirebilmek için. Geçerli bir barış perspektifi ancak Suriye halkının köklü değişim talepleri göz önünde bulundurularak geliştirilebilirdi. Fakat halk ayaklanmasının 1982'de Hama'da olduğu gibi bombardıman marifetiyle bastırılabileceğini zanneden Esed ve İranlı abilerinin müstekbirane tutumları yüzünden Türkiye'nin bu yöndeki gayretleri boşa çıktı. Bir vesileyle bizzat ben de görüştüm İranlı yetkililerle o isyancılar böcekleri ezer geçeriz tavırlarına bizzat ben de şahit oldum. Numan Kurtulmuş ve benzerleri AK Parti iktidarının vaktiyle Suriye için geçerli bir barış perspektifi geliştiremediğini iddia ediyorsalar ya Erdoğan ve Davutoğlu'nun o dönemdeki mezkür çabalarını görmezden geliyorlar veya Suriye diktatörü Beşer Esed ile İranlı abilerine Pollyanna'nın baktığı gibi bakıyorlar. Sanki Esed, Hamaney, Kasım, Süleymani dünyanın en makul ve mutedil beyefendileriydi de geçerli bir barış perspektifi bizimkilerin kabalığı yüzünden geliştirilememişti. Şebbiha ve devrim muhafızları geçerli bir barış perspektifi için bizimkilerin ağzına bakıyordu da bizimkilerin ağzından doğru dürüst bir şey çıkmayınca Suriye'yi yakıp yıkmaya mecbur kalmıştılar sanki bu mudur? Değilse nedir? Geçerli bir barış perspektifi geliştirilemeyince Türkiye size göre tam olarak nasıl davranmalıydı sorusu da cevap bekliyor. Bana göre AK Parti iktidarı Dera olaylarıyla başlayan Suriye krizinin barışçı yollarla çözümü için canla başla çalışırken de doğru olanı yapıyordu, uzlaşma imkanının ortadan kalktığını veya hiç var olmadığını tespit ve tecrübe ettikten sonra eset rejimine cephe alıp devrimcileri alenen desteklemekle de doğru olanı yaptı ve yapıyor. Ben bu görüşümü birçok yazımda teferruata da girerek sarih bir şekilde gerekçelendirdim. Suriye siyasetini tukaka edenlerden de aynı şeyi bekliyorum. Keşke zamanında geçerli bir barış perspektifi geliştirilebilseydi deyip geçmek olmaz yani. Biraz daha özen lütfen. Önümüzdeki günlerde inşallah bu mevzuyu bir kere daha eline boyuna tartışalım. Bugün için son olarak şunu söylemekle yetineyim. PKK'nın onlarca vatandaşımızı paramparça eden bombalı saldırıları terörle mücadele politikasının bir sonucu diye öz yönetim hendeklerini kapatmaktan pişmanlık duyacak değiliz. Hakan Albayrak karar.